Söz konusu teklifin 5. ve 6. maddeleri kanunun doçentlik atamalarını düzenleyen 25. maddesini yürürlükten kaldırıyor. Tasarının bir bütününe baktığınızda aslında değerli milletvekilleri burada akademinin biat kültürüne yaklaştırıldığı, YÖK'ün kaldırılması gerekirken, yetkileri azaltılması gerekirken yetkilerinin arttırıldığı, gerçekten bilimsel eğitimin, akademinin, özgür eğitimin ve düşüncenin mekanının ve bunun yürütücülerinin gerçek anlamda bu özgürlükçü anlayıştan bir adım daha geriye itildiği bir tasarıdan söz edebiliriz. Sözlü sınav kaldırıldı. Bu şu anlama gelmektedir. Aslında nitelik ve nicelik olarak yeterlilik ölçütlerinin bir adım geriye çekildiğini de dile getirebiliriz. Düşünün ki yabancı dil noktasında 65'ten 55'e düşürülmesi noktasında hem kendi yayınlarının hem de yabancı yayınların takibi noktasında yabancı dil yeterliliğinin bu kadar önemli olduğu, bu kadar evrensel bir noktanın bu noktada geriye çekilmesi, sözlü sınavın kaldırılması, uluslararası üniversiteler arası kurulun yetkilerinin YÖK'e devredilmesi tek başına burada gerçekten AKP iktidarının yeniden kendine ait bir kadrolaşmasının da üniversitelerde yaratıldığını ve bunun çalışmasının yürütüldüğünün bir göstergesidir. Bu kadar bilim insanı görevinden ihraç edilmişken, üniversitelerin gerçek ihtiyacı demokratik, özgür, bilimsel bir ortamın sağlanması iken bilimden yana olmak, bilim insanlarının sorunlarını çözmek, anlamak, bu türlü gerçekten evrensel kuralların ve dünyanın gerisinden olan, gerisinden takip eden yasalarla biz aşamayacağımızı düşünüyoruz. Düşünün ki Taşkın Aktaş 2015 7 Haziran'da Ardahan'da bizim milletvekilimiz olarak seçildi. Dün kendisi tutuklandı. Kendisi bir doktor, kendisi üniversite sıralarında gerçekten çok ciddi bir eğitim alarak doktor oldu, milletvekili oldu ve şu anda Ardahan'da ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklandı. Ayla Akat Ata, hakeza eski milletvekilimiz, kendisi de aynı dosyada Ardahan'da ifade özgürlüğünü kullandığı için o da dün tutuklandı. Dün İstanbul'da HDK üyeleri, gerçekten bizden önce grup başkan vekilimiz dile getirmişti, isimlerini saymıştı. Onur Hamzaoğlu başta olmak üzere birçok kişi şu anda bizleri şu dakika belki cezaevlerinde izlemektedir. Yani düşünün ki bu halkın, bu ülkenin geleceğini kuran gençler oralarda büyük emeklerle, büyük bedellerle girdiği üniversitelerde geleceklerini kurarken bu kadar biatçı, bu kadar daraltıcı kadrolaşmanın önünü açan bu sistemde kendisine yer bulamayacağı endişesini taşımaktadır. Yer bulsa dahi kaldırmadığınız, bu halkın başına bela olan bu OHAL yüzünden hangi gün o üniversiteden atılacağını ya da istediği yere atanamayacağını düşünerek gerçekten bu yasa tasarısına ve burada yapılanların hiçbirisine güven duymamaktadır.